16 Ağustos, 22 Ağustos değerli akrep burçları nasılsınız? Değerli takipçilerim nasılsınız? Gizli takip edenlerim sizler nasılsınız? Abone olmayıp takip eden takipçilerim nasılsınız? İnşallah evinize bereket, huzur, aydınlık, bolluk, her şey sizlerle olsun. Ülkemizdeki insan, dünyadaki tüm insanlara bir ferahlık gelsin. Bu afetler, bu olaylar inanılmaz derecede hepimizi yordu. Artık resmen depresyondayım. Onu da söyleyeyim değerli akrep burçları. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip edin. Akkaya Official Instagram sayfam, günlük yorumlarım var. Dünya ve Türkiye gündemi, burçlarla ilgili bilgiler, gezegenlerle ilgili bilgiler veriyorum. Renklerinizi belirliyorum. Ritüeller yapıyorum. İstiyorsanız takip edebilirsiniz. Akrepler bu ara dostlarınız, yakın bildiğiniz ya da güvendiğiniz kişilerle ve işte de güvendiğiniz kişilerde bir arıza çıkacak ve bu arıza sizin işinizle alakalı size oyunlar olduğunun farkına varacaksınız. Evet, kendinizi rahata çıkartacaksınız ama güvendiğiniz insanların sizin arkanızdan nasıl hançerlediğine birebir şahit olacaksınız. İşinizi kurtaracaksınız ama dostlarınızı eleyeceğiniz bir hafta olacak. Yani benim dostlarım benim arkamdan vurmaz diyorsanız, evet, bu hafta arkanızda, yani bu dönem özellikle 24-25 Ağustos arasında bunlarla ilgili büyük krizler yaşanacak ve içsel dünyanız bu konuda çok böyle boşluğa düşecek. Bunları biliyordunuz ama konduramıyordunuz. Bunu işinize oyunlar yaratmak için yaptılar. Sizin yerinize geçmek istiyorlardı. Ama siz farkına vardınız. Şimdiden işinizi kurtardınız. Üniversite ya da lise arkadaşlarınızla ilgili tatil planınız ya da çok gençlik, mesela 22 yaşındaysan lise arkadaşınla bir hafta sonu denize girmek, güzel bir vakit geçirmek istiyorsun. Yap, bu da sana iyi gelecek. 40 yaşındaysan da yapacaksın, 60 yaşındaysan da yaşatacak. Konken partin varsa bile arkadaşlarını böyle kendi aranda eğleneceğin bir dönem. Yani iş yerindeki dostların kazık atacak, çok yakın ailenin içerisindeki olan dostların değil, İş çevrendeki gerçek dost gördüğün kişiler sana zarar verecek diyorum. Ama sen kâra geçeceksin. Farkına varacaksın. Yerine geçmek isteyenleri ekart edeceksin. İş kurmak. Özellikle bazı akrep burçları su, balık, akrep, yengeçle ortaklı bir iş yapacak. Parasal anlamda emin misiniz bilmiyorum ama şu dönem ortaklı iş size parasal anlamda zarara getiriyor. Yani bunu sanki Ekim ayında yapsanız daha rahat olacağım. Şu an yaparsanız para kaybı yaparsınız. O yüzden doğru düşünün. Ortaklarınız doğru ama yapacağınız zaman bu dönem olmalı. Ekim, Kasım'dan sonra bu sistemin altyapısını oturtursanız doğru başarı sağlayacağınız gözüküyor. Bu ara büyük kurumsalda çalışıyorsanız, ay vallahi çok sıcak. Ben klimada alerji oluyorum. Ceyranda kalınca ciğerlerim çok hassas. Dışarıda da maşallah mahallem böyle çıt çıt çekirdek çıtı. Evi kapattım, resmen yanıyorum yani. İdare edelim. Neyse, kurumsal ya da büyük bir firmada çalışıyorsanız burada güzel değişimler sizi bekliyor. Şimdiden hayırlı olsun. Yeni bir iş arıyorsanız, yeni bir işe geçmek istiyorsanız Ekim ayından önce yok. Lütfen bulunduğunuz noktayı takipte kalın. Uzun süredir iş ve evde artık bunaldım diyorsanız biraz daha vaktiniz var. Ama belediyeden ya da devlet dairesinden beklediğiniz bir dostunuz size çok güzel bir iş kapısı ayarlayacak. Bu da sizin için. O da aile dostunuz galiba. Size iyilik yaratacak gözüküyor. Bir ev anahtar satımımız var. Araç satımımız var. Araç yenileceğiz. Evi yenilemeyeceğiz. Evin parasını, birine bir borcumuz var. Yarısını kapatıp diğer yarısıyla da krediye girecek olarak gözüküyorsunuz değerli akrep burçları. Aşk konusunda bu ara garip duygulardasınız. Nasıl söyleyeyim? Çok aşık. Yani aman Allah'ım, ilham sizin içinize kaçmış gibi olacak. Sevgilinizi çok şımartacaksınız. Aynı şımartmayı da siz isteyeceksiniz. Evet, bu hafta birbirimizle de özel vakit geçireceğiz. Tatil ya da birbirimize ait güzel hoş sohbetlerimiz olacak. Bu arada güzel sözler havada uçacak. Hatta ve hatta bu güzel söz sevgilinizde güzel sözlerin ciddiyete doğru annesiyle tanışabilirsiniz ya da annenizi tanıştırabilirsiniz. Böyle durumlar söz konusu olacak.
Ayrıldığınız birini bekliyorsanız evet iletişim olacak ama duygusal bir iletişim değil. İçinizdeki egoyu boşaltacaksınız. Karşı tarafa söylemeniz gereken her şeyi söyleyeceksiniz. Sonra biraz sakinleşip doğru bir aşka geçiş yapacaksınız. Evli olanlar için sadece diyeceğim tek şey, evet evlilikte pürüzler var, yok değil. Ama her iki tarafında birbirine anlayışsız bağırışmalar, anlayışsız kaprisler var. Aslında evliliği toparlayabilirsiniz ama her iki tarafta maşallah keçi inatıcı gibi o adım atsın. Biriniz adım atın da bu evlilik gidiyor yani, yoksa sonunda lütfen özür mü dileyeceksiniz, sürpriz mi yapacaksınız, ne yapıyorsanız yapın. Bir de minnoş minnoş çocuklu olan evli akrep burçlarında da eşinizle alakalı, eşinizin ailesinden desteklenecek bir para sizi çok çok mutlu edecek. Yalnız bu ara görümcenize takıyor olabilir, kafayı onun üzerine kilitliyor olabilirsiniz. Görümceniz kötü insan değil, dili patavatsız, sadece bu. Yani eşini sizin ailenize takıyor, özellikle görümcenizine takıyor. Hiç takmasın, patavatsız değil ama kötü bir insan değil. Sağlık olarak özellikle egzama, alerjik kaşıntı ve son zamanlarda boğaz enfeksiyonlarımızla ilgili hassasiyetimiz olabilir. Dikkat! Bir de iş mahkemesi ve parasını bekleyen ve uzun süredir çözülmemiş bir paranız varsa bununla ilgili mahkemeye yakın, size faiziyle hak ettiğiniz para ve işiniz iade olacak. Sabırlı olun. Özellikle de devlet kurumunda asker, subay ya da bu tarz ailenizde mahkemelik ve suçlanma varsa aydınlığa kavuşacak. Hiç korkmanıza gerek yok. Allah'a emanet olun. Umutla kalın. Işıkla kalsın. Işıklar bizim olsun. Rabbim sizinle olsun. Ülkemizde olsun. Hoşça kalın.